Şayet devleti yönetenler bu kamu personeli seçme sınavında soruları çaldırmasalar, orada gerçekten devlet kendi namusunu adeta koruyabilse, KPSS dediğiniz sistem dayısı olmayanın dayısıdır. Bacısı olmayanın bacısıdır. Dönelim bakalım 2010 KPSS'ye. Ne oldu 2010 KPSS'de? Abisi olanlar, ablası olanlar, yurttan abilerin, ablaların tanıdığı, kolladığı, sınav sabahı bir yerlere çağırdığı bir cemaatin mensupları her tarafa zapt ettiler. Keşke biz iktidar süremizde de yaptığımız bu hataları yapmasaydık ve devlet memurluğu seçme kriterleri objektif olsaydı, bilimsel olsaydı, çağdaş niteliklerde olsaydı demek yerine, evet belki KPSS'de, Allah biliyor, inşallah öyledir, bu sefer sorular çalınmamış olabilir. Ama ortaya konulan yeni mülakat yöntemi açıkça şunu davet ediyor. Eskiden abisi olan, eskiden cemaat evinden ablası olan giriyordu. Şimdi reisi sevenler giriyor. Ve bunu daha iki gün önce çok net ifade ettim. Dedim ki böyle mülakat soruları mı olur? O gün örnekler verdik, herkes verdi, konuşuluyor. Sadece Sayın Naci Bey, sadece o andan itibaren bize gelmiş olan binlerce, ben sınavda 90 aldım, elenecek notu verdiler. Bana oruç tutuyor musun diye sordular. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Reis deyince aklına kim geliyor? Gezi olayları hakkında ne düşünüyorsun? Ezanın Kürtçe okunması hakkında ne düşünüyorsun? Sayın Öcalan ifadesi hakkında ne düşünüyorsun? Hangi gazete ve köşe yazarlarını takip ediyorsun? Hangi dershaneye gittin? Ömer Halis Demir kimdir? 15 Temmuz sürecini değerlendirir misin? Tarık Akan hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar, bu çocukları tek tek arayabilirsiniz. Bu soruları size kim sordu, onlar söylüyor, söyleyebilirsiniz. Tabii bu sabah paradigma değişti. Siz şu ana kadar diyordunuz ki böyle şey olmaz. Ama Milli Eğitim Bakanı Yılmaz diyor ki bugün, sordularsa ne olmuş? Böyle bir soru bizim havuzda yok. Ama diyelim ki birileri sordu. Reis hakkında ne düşünüyorsun? Bu mülakatı haksız yere mi düşürür? Kişi onun hakkında ne düşündüğünü söylesin. Sever ya da sevmez, beğenir beğenmez. Turgut Reis der, Piri Reis der, başka bir reis der, onun hakkında fikrini söylesin. Bunun ne zararı var? Vallahi Milli Eğitim Bakanı'na şunu söylemek lazım. Bu açıklamayı duyunca benim aklıma bir tek Temel Reis geldi. Şöyle gelse, bir kavanoz ıspanağı içse, ondan sonra da bu sözü söyleyen Milli Eğitim Bakanı'nı öyle çocukluğumuzda gibi dağın 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 dört bir tarafa bir vuruverse dedim. Böyle bir yaklaşım olur mu? Bunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı, bundan sonraki mülakatta mülakatı yapanların objektif davranması. Belki biri dinledi sizi o gün. Yahu dedi, hani yazıyor ya şimdi, ismini ifade edeceğim, eli çok kuvvetli kalem tutan milletvekilimiz zamanında reisin konuşmalarını yazıyordu. O yazıyor ya, reisten çok reisçiler zarar veriyor partimize diye. Geçen gün okudum, hepiniz okudunuz yazısını. Reisten çok reisçiler vardı belki. Sizi dinlediler. Dediler ki ya biz haddimizi aşmışız bu mülakatlarda. Naci Bey de doğru bulmuyormuş falan. Bu ne Naci Bey? Sizin Milli Eğitim Bakanı diyor ki sorar. Cevap versin bakalım, seviyor mu sevmiyor mu? Bir takım çocuklar mezhepleri sorgulanırken, bir takım çocuklar etnisiteleri sorgulanırken, dünya görüşleri sorgulanırken, vicdanlarıyla cüzdanları arasına, gelecek kaygılarıyla devlet memuru olurken yalan söyleyip söylememe arasında sıkışıyorlar. Böyle bir devlet inşa ediyorsunuz.